Fakir çalmasını iyi beceremediği için fakirdir. Nereden nereye, nereden nereye geldi Türkiye? Efendim, boşuna söylememiş atalarımız. Körle yatan şaşı kalkarmış. Ya da isin yanına varan is, misin yanına varan mis kokar. Acı tecrübelerin izi var bu sözlerde. Bir de paradokslarımız var. Mesela tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan gibi. Onu karıştırma şimdi, dur. Hey! Şimdi nereden çıktı bu alakasız konular demeyin. Cevaplarını videomuzun içinde bulacaksınız. Elbette konumuz ne şaşkınlık, ne civciv, ne de yumurta. Videomuzu pür dikkat izlemeye davet ediyoruz. Önce başrol karakterimizi sahneye alalım. Siz onu tanıyorsunuz zaten. Kandan beslenen vampirler, vampir. Alisiz Alevilerin... Affedersin, Ermeni. Bunlar ateist! Bunlar zerdüşt! Bunlar çürük, bunlar sürtük. Erdoğan'ın ötekileştiren, hakaret dolu sözlerini sevmeyebilir ya da katılmayabilirsiniz. Ama Erdoğan'ın bu davranışlarını takdir eden, hatta rol model alanlar var. Ey gafil! Ey cahil! Vuracaksın, vuracaksın. Tayyip Erdoğan'a kötü diyeni vuracaksın. Ben AK Partiliyim sonuna kadar. Beni dinle. Ben senin yaşın kaç? Sakinleştir kanka. Senin yaşın kaç? Abi. Bilmiyorsun benim güzel bacım. Bilmiyorsun. Yaşantılarını git bölgüne sor. 35-40 yıl önce yaşadıklarını sana hatırlasın. Gözünün önünde getir. Vazgeç o zaman. Sen yaşadın hep yağ kuyruklarını, tüp kuyruklarını. Hep yaşadım. Ben aç. Allah'tan konuşurken. Kendin kork. Ben Allah'tan korkuyorum. Göbeğe bak, göbeğe maşallah. Ekonomi şu anda dünyanın en iyi ekonomisi. Senin yaşın kaç? 16 abi. Müslüman mısın sen? Müslümanım elhamdülillah. Öyle mi giyinmen lazım? Benim giyimim seni alakadar etmez ki. Senin değilim. O zaman kapalıya da karışmayacağım. O zaman Tayyip'i karıştırmayacağım. Yani anlayacağınız uzun lafın kısası, 21 yıllık AKP iktidarında ya kültürel DNA'mızdaki Erdoğan ortaya çıktı ya da DNA'mız yavaş yavaş Erdoğanlaştı. Onun gibi konuşan, onun gibi ötekileştiren, onun gibi öfkelenenler var. Her yerde Erdoğan gibi düşünüp, onun gibi görenler bitiverdi. Ben kendimi Tayyip Bey'e benzetiyorum zaman zaman. Ben de futbolda bu sistemin değişmesini istiyorum. Nasıl bunu Tayyip Erdoğan istiyorsa bunu, ben de bu ülkede futbol sisteminin değişmesini, kötü bir şey istiyorum abi. Müsaadenin de futbolda da bir Tayyip Erdoğan orada varsa burada da bir Yılmaz Vural olsun yani. Erdoğanlaşma nedir? Toplumda karşılığı var mı? Türk Dil Kurumu sözlüğünde yerini alır mı? Gerçi Silivri soğuktu değil mi? Ve daha fazlası birazdan. Ama önce kısa bir teste tabi tutacağız sizi. Gözlerinizi kapatın, sadece dinleyin. Erzincan'a girdim, ne güzel güzel bir müzik beklerken Binali Yıldırım'ın performansı belki de sizin içinizde keşfedilmeyi bekleyen Erdoğan dili ve öfkesini pörtletmiş olabilir. Hemen tepki göstermeyin, altını çizelim, belki diyoruz. Ya da muhalif çizgideki söylemlerinizle tepki verirken farkında olmadan Erdoğanlaşma yolunda küçük de olsa birkaç adım atmış olabilirsiniz. Kabul etsek de etmesek de maalesef iktidardan yana olanda da muhalif olanda da tablo bu. Benim bulunduğum camiada da kimse hakaret edemez. Yani bırak hakareti, kötü söz söyletmem. Orada ben de biraz canavarlaşırım yani. Selçuk Ural örneğinde olduğu gibi Erdoğanlaşma lügatında kabalık şart. Kutuplaştırmak, dışlamak, ötekileştirmek olmazsa olmaz. Sürekli düşman üretilmek zorunda. Uzlaşma kelimesi sözlüklerde koruma altına alınan tarihi eser gibi. Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır'dan, mevzu bahis iktidar olarak kalmaksa gerisi teferruattır'a kadar uzanan bir siyasi tezgah. Şu elimi kessem,
Tayyip Erdoğan'dan başkasına vermem kardeşim. Çalıyorlarmış. Benim sorun değil kardeşim. Çalıyorsa Allah'la onun arasında. Neyi mi çaldı ya Allah aşkına? Biz de çalıyoruz. Biz de verdik kaçırıyoruz burada. Öyle kardeşim. Yalan mı kardeşim? Çalmayan var mı Allah aşkına? Elhamdülillah. Bak elhamdülillah Müslümanım. Benim başkanım çalıyorsa da, başbakan Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanımız çalıyorsa da alnı secdeye gidiyor mu gidiyor. Hani beş vakit namazını kılıyor mu kılıyor. Mübarekler teflon sanki, hiçbir şey yapışmıyor. Hani derler ya tüyü bitmemiş yetim diye, işte o tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemek bile neredeyse ibadet coşkusuyla savunuluyor. Yaşasın Tayyip diyorum. Yaşasın Müslüman diyorum. Kahrolsun faşist diyorum. Kahrolsun anarşist diyorum. Kim yükseltiyor bu doları? Kim yükseltiyor? Kim yükseltiyor? Kim düşürdü? Kimi düşürdü? He. Hükümet düşürdü. Kim yükseltti? Kim yükseltti? Dış güçler yükseltiyor işte. Dış güçler, Lozan Anlaşması, bla bla bla. Her sorunun cevabı, her problemin çözümü de belli. Allah'tan Lozan'daki şu gizli maddeler sonunda AKP tarafından delindi de yer altından çıkarılmayı bekleyen jelibon yatakları dış güçlerin tanklı toplu müdahalesine rağmen keşfedildi. Aleme ibret olsun diye şu jelibonlar keşke Melih Gökçek zamanında yapılan fışkiyelerden fışkırtılsa. Nefret saçmak yerine jelibon saçılır bari. Tatlı yer, tatlı tatlı konuşuruz. Allah muhafaza böyle bir şey olsa olamaz. Ama öyle görünüyor ki jelibonun keşfi de hızını kesememiş Erdoğanlaşanların. Kantarın topuzunu kaçırıp öfke nöbetleri geçirenleri mi ararsınız, boş kabadayılık edenleri mi? Nankörlük yapmayarak, nankörlük sensin, hizmeti görmeyecek kadar körsün. Her türlü terörist saldırıya uğradık. Erdoğanlaşma lügatında bir de terör konusu var ki evlere şenlik. Muhalif her olay terör, muhalif her sesin sahibi terörist. Yani teröristim, teröristsin, terörist. 100'e yakın Türkiye'de bir terörist kaldı. Başımıza türlü türlü çoraplar ören Erdoğanlaşmanın yanına Süleymanlaşma kavramını eklersek işte o zaman yandı gülüm keten elva. Dibe vurduk demeye dilimiz varmıyor ama Erdoğanlaşmanın ortaya çıkardığı tabloda maalesef bu. Herkes kraldan çok kralcı. Biz hepimiz aldatılıyoruz. Kimlik. Öyle bir noktadayız ki toplumları birleştiren müzik bile yumuşatamıyor bizleri. Fırsat bulsalar notalar bile teröre yardım ve yataklıktan cezaevine yollanacak. Cep telefonu bile ihanetin sembolü olup çıkıverdi. Çocuğuna meyve alamayan var ne ya. Ne meyve alamayan var ya? Nasıl ya? Ne meyve alamayan var? Çok komiksi gerçekten. Abi çıkar cebindeki telefonu. Çıkar. Vallahi cebimdeki telefonla seni duyarım ha. Gerçek dedim. Bu laf artık bırakın. Al bak abla. Benim telefonum. Ablacığım. Ablacığım. Bir dakika. Benim babam. Bak. Kaç kamera bak. Benim babam. Benim babam. Sen o dönemde o rezili çektin diye. Ben de bu dönemde bu rezili çekmek zorunda mı? Rezillik mi çekiyorsunuz ya? Ya hadi şuna bak ya. Ablacığım. Telefon sorumluluktan. Ben paramını aldım. Teşekkür ederim abi. Var. Sen kimsin benim malıma? Malımacı. Sakin ol. Üç kere. Tamam. Hır hız namussuz. Tamam. Hır hız namussuzlar. Hele tipine bak. Bağırsak da açız. Yırtılsak da açız. Hele hırsıza bak. Hırsız. Ulan sandığı getir. Dayıların ve de teyzelerin çıkar telefonunu repliği Erdoğanlaşma lügatında epeyce kalın bir yer tutuyor. Bu arada göster bakalım arabanın anahtarını repliği de lügatta yerini almaya başladı. Araba anahtarını çıkar, telefon çıkar demiyorum ben. Dur. Araba anahtarını çıkar. Dikkat cebindeki telefonu. Telefon çıkar demiyorum ben. Dur. Araba anahtarını çıkar. Kim kimden yana, kim ne yapmak istiyor, doğru olan ne? Anlayacağınız her şey düğüm, daha doğrusu kör düğüm. Bana baktıkları zaman aslında liderimizi cumhurbaşkanımız görüyorlar. Yani uzun lafın kısası, videonun başına dönersek, körle yatan şaşı kalır hesabı cuk oturuyor videomuza. Türkiye'de durum tam da bu. Tablo bu deyip çekilemeyiz bir kenara. Ortak bir dilde buluşmak hepimizin önceliği olmalı. Unutmayalım, Behlül kaçar diyerek Aşk-ı Memnun'un Behlül'ü gibi kaçabileceğimizi sanıyorsak da çok yanılıyoruz.
Mehlül kaçar.